Gelelim Erdoğan'a. Erdoğan neden ortada yok? Bugün Yeni Şafak'ta Mehmet Acet ilginç şeyler yazmış. AKP'li bir yetkiliyle, üst düzey yetkiliyle konuşarak diyor ki yetkili, hareket noktamız şu şekilde, bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak, kaybederse yine o kaybedecek. Evet, bu AKP'nin stratejisini, AKP kendi stratejisini böyle dillendiriyor olabilir. Ama bence Erdoğan'ın gözükmemesindeki en önemli husus, bu seçimin yeniden kaybedilme ihtimalinin yüksek olması ve o AKP'li yetkilinin de dediği gibi, muhalefet Erdoğan'a kaybettirme üzerine bir strateji izliyor. Buna izin vermeyeceğiz demiş. Buna izin vermek istemeyebilirler ama 31 Mart'tan itibaren Erdoğan kendisi her şeyin önüne geçerek bu stratejiyi teşvik etmişti, kışkırtmıştı. Ve şu anda da herhalde bu seçimi kaybederse Binali Yıldırım, kayıp edenlerden en önde gelenin Yıldırım'dan önce Erdoğan olduğunu düşüneceğiz. Ama kazanırsa da herhalde Erdoğan da kendisi, tabii ki Binali Yıldırım'ın kazandığını kabul edecek ama tekrar kendisinin onaylanmış olduğunu söyleyerek iktidarına bir tür güven oyu olarak bunu kabul edecek. Yenilgi halinde Binali Yıldırım'a, kazanç halinde Binali Yıldırım ve esas olarak Erdoğan'a yazılacak bir seçim olacağını tahmin ediyorum.